Zamanı yine durduramıyoruz. Oldu üçüncü kayınvalidem Çiğdem Sultanım. Yine bütün zarafetiyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım beğenecek misin İskenderlerimizi? Tamam. Beğenmeyeni Bursa'ya götürüyorum. Aa, tabii. Ben çok severim İskender. Canımız çekti o ben kadar. Ben o zaman hiçbirini beğenmeyeyim, siz beni Bursa'ya götürün. Sen beğen, yine de gidelim. Elleri dert görmesin. Çok güzel yakmış. Çok güzel böyle taş haline getirmiş. Nasıl bu güzelim pideleri bu kadar taş haline getirebilmiş? Tebrik ediyorum. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hiçbir lezzet almadım. Kıyması kupkuru olmuş. Ne tat, ne tuz. İskender değil. İskender'in iyisi bile olamaz bu tabak. Hiç beğenmedim. Ay durdurayım mı seni? Ne yapayım? Dümdüz gitti vallahi. Tamam, beğenmedik. İkinci tabağa geçelim. Tabak daha lezzetli olmuş. Yoğurdundaki sarımsak tadı falan ağzıma geldi. Köftesinde de bir lezzet var. Biraz kurutmuş olsa da ilk tabağa göre daha lezzetli bir tabak. Baharat tadını da aldım. Yoğurdun sarımsağı, sosu. Pideler. Güzel olmuş. Pideler de ıslanmış. Güzel, kuru olmamış en azından. Güzel bir tabak. Güzel. En azından birden sonra hoşuna evet. gitti. Üçüncü tabağımız, üçüncü kayınvalidemiz. O yalnız tabak farklı bir tabak. Bravo. Domatesin üstüne koymuş. Bu tabağında köftesi güzel olmuş. Fakat yoğurdundaki sarımsak tadını çok fazla almadım. Köftenin yumuşaklığı güzel. Çok fazla yakmamış. İnceliği de güzel. Sos olmuş ama ben bu tabakta bilmiyorum, bu farklılığı gördüm, bu benim hoşuma gitmedi. Bu domates neden bunun üzerinde, onu çok merak ediyorum. Böyle olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bir kural hatası vardır diye düşünüyorum. Pidesi? Kuru mu? İyi mi ıslanmış? Islanması falan güzel. Güzel ama kafama takılan domates oldu. Lezzetli bir tabak olmuş aslında. Kimin nasıl doğru yaptığını bilemez. Evet. Dörtten sonra karar verirsin. Evet. Hani kim doğru yapmış, beğendik, kim yanlış yapmış. Ama kafamızda şüpheler var. Geçiyoruz. Anlayamadım ben şimdi. Aslında şu tabaklara baktığım için aslında olması gereken tabak bence böyle. Yani İskender yediğimiz zaman yanında domates dilim gelir. Hı hı. Yani sos olarak gelmez. Hı hı. Bunlar sos yapmış. Aslında doğru olan bana göre, ben yediğim İskender'e göre değerlendiriyorum. Sadece salça sosu ve tereyağı olur. Üstünde domatesi bu şekilde gelir. Zaten burada olma amacınız o. Tecrübenizi evet. konuşturuyorsunuz. Bu tabaktan da bütün lezzetleri aldım. Sarımsak yoğurda güzel harmanlanmış. Süper. Kıymasının baharatları birbirine karışmış. Beğendiğim bir tabak. Yediğim tabakların içinde iki tabak beğendim. En başta bunu beğendim. Her şeyi aldım. Evet, iki beğendiğimiz tabak. Evet. İki çok da beğenmediğimiz tabak. Hazırsan alabilirim puanlarını. Bir. Birinci tabak bir puan. Yanlış yapıldığını düşünüyorum. Buna da bir veriyorum. İkinci tabak bir puan. İki veriyorum. Üçüncü tabak iki puan. Geriye beş. De dördüncü tabak beş puan. En çok beğendiğine beş puanı verdin. İki tane birimiz var. Şuradan sen de istersen başlarız. Kimleri yaktık öğrenelim. Önce ilk bir puanımızla başlıyoruz. Bakalım kime bir puan verdin. Hazırsan aç.
Tuğba. Ama ne sevinmişsindir içinden. Çok seviniyorum gerçekten. Şu saatten sonra artık hiç Çiğdem abla tamam saatini, şeyini, meyini bir bırak artık ya. Çiğdem ablacığım rica ediyorum. Cuma'da kalmayalım. Bak bugün pazartesi. İnsanlar hayatta temiz sayfalar açabiliyor. Bugünkü yemeğimi konuşalım. Kimse kimsenin hırslarıyla konuşmasın. Dedin ki sarımsağından lezzet aldım. Köftesinin baharatı çok güzel olmuş. Islanmasını da beğendin. Yanma yok, bir şey yok. Her şeyini beğendin. Tek bir fark vardı, beni yakaladın. Seni yakalamadım. Çünkü sen dedin ki bu tabak lezzetli bu Tuğba'nın. Çünkü bana 5 verdikçe çıldırıyorsun. Onu da vermemek için temkinli davrandım. Bak sana söyleyeyim, ilk hafta hiç çıldırmıyordum ve kayınvalidenin seni bulmasını çok istiyordum. Sonradan senin bizim üzerimize oynamanı çok fazla farkına vardığım için gerçekten yüzüne söylüyorum. Ben artık sana 5 vermek istemiyorum. Hani geçmişi silelim diyorsun ya. Ben bazen silelim demiyorum. Temiz onu sayfa bırakıp, açalım diyorsun. Hayır onu bırakalım. Bugünü yaşayalım. Ben de sana bir cevap veriyorum. Ben geçmişi hiçbir zaman tamamen silemiyorum. Silmem için zaman gerekiyor. Silebilir miyim onu da bilemiyorum. O kadar vaktim olacak mı burada? Onu da bilemiyorum. Ama şu anda seninle geçmişi silmeyi düşünmüyorum. Tamam benim için problem değil. Temiz sayfa. Ben şu an tabağımı savunuyorum. Sen sürekli öyle oldu böyle. Bırak bunları ben ya. Ben sana açık ben açık söyleyeyim mi? Burası yemek ben programı. Senin tabağını tanıdığım sürece sana bir vereceğim. Tanıdın ama. Tanımadım. Lezzetli bak dedin. Şöyle bu iki tabakta tüy olduğunu düşündüğüm için. Yoksa ben bu tabağa puan kullanacaktım. Asıl, bu iki tabağa tüy olduğunu düşündüm ben. Tabaklar açıldıktan sonra asıl senin gelinin tüyosunu ben sana söyleyeceğim. Allah. Ya Çiğdem teyze. Ben iki tane olması gereken üstüne ama domates konuş. Ama sen iki tane beğenip birine de iki verdin. Ya bir ile ikinin arasında bir fark yok mu? Olsun. Çiğdem teyze. Olsun. Canım öyle istedim. Yani neden aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Ne söylüyorum abi ben aynı şeyi söylemem. Siz tekrarlıyorsunuz. Hayır sürekli sen söylüyorsun. Orada artık bir bırak. Tane eksik tabak bir var. Bir saniye Elif. Artık bırak. Bembeyaz bir sayfa canım. Açalım. Ha. Önümüze bakalım. Tutturuyorsun tüyo. Tabii ki de tüyo yapacağız. Yapıyoruz da. Ama ben bir saniye. Canım benim. Biz buraya bir saniye. Biz buraya uyumaya gelmedik. Biz buraya yarışmaya ve bilezikleri kazanmaya geldik. Ben kayınvalideme söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Herkes bir daha kısa kes, saz alıp uzatma. Ben de cevap verme zamanım olsun. Diyorsun ya tüyo vermek. Biz bilmiyoruz tüyonun olduğunu. Tüyo olsaydı 90 saniye kaldırılmazdı buradan. Eğer varsa ben de gelinimle tüyolaşayım bundan sonra. Gel şekerim. Şuraya 2 puan vermişiz. Evet. Tutalım ucundan. Burada bir aydınlanma yaşadın. Evet. Bu tabaktan sonra. Aslında beğendin ama 2 puancık verdin. Acaba kime? Bu tabağı beğenmemize rağmen puan koklatmadık. Elif çıkarsa çok üzüleceksin. Açıyorum. Açıyorum ve açtım. Melike. Elif'in sona kaldı. Asla şaşırtmıyorsun. Asla. Şaşırmam. 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 Asla olması gerektiği gibi. Yemekten anlıyorum. Aha. Yemeğin her ayrıntısını biliyorum. Gülersin öyle. Gül. Gerçekten devam et. Ben size olursun. Cevap vermekten artık sıkıldım. Şeyler, ister sıkıl ister. Ben komik olduğum bir şey bana görmüyorum. Bana burada herkes cevap vermek zorunda. Ve ben her zaman i̇şte. Tabağımın arkasında durmak zorundayım. Çünkü ben buraya uyumaya gelmedim. Ben buraya yarışmaya ve şampiyon olmaya geldim. Bu bir. İkincisi benim tabağımı yakarsan seni yakarım. Seni de Elif'i de yakarım. Hadi yapayım, okay. Hadi gel. Yakarım. Sen bak. Nasıl beni Bodrum anlayabiliyorsan benim Bodrum annemin meydan. De benim annemin de gören gözleri var. Benim de yapılan gören yemekleri gözü yok gören annenin. Gözlerim var, tamam mı? Anneme derim ki yapıştır geç bu kadar. Canım benim zaten anlasalar yapıştıracaklar. Bulsalar zaten yapıştıracaklar. Anlıyorlar. Bak iki bile kullanıyorum. Onu bile kullanmazlar. Bir puanla bilezik kaçırıyorsunuz, çeyrek kaçırıyorsunuz. Gene de veriyorum ben 2 puanı. Sen yakar. Hodri meydan. Kaçmadım buradayım. Yakabileceğiniz kadar yakın. Hepiniz bir olun gelin yakın. Yakabiliyorsanız yakın. Olması gereken şeyi biliyorum. Yemek İskender nasıl yapılır? Pidesi nasıl doğranır? Bir şey soracağım. Her şeyi biliyorum. Tamam, okay. Yemekten anlıyorum. Yemeğin nasıl yapılacağını da biliyorum. Okay. Böyle koca koca pidelerle, ha? Koca koca şeylerle İskender işte bu, olmaz. Bu kadar işte. Bu kadar. Ağzıyla itiraf et. Bravo. Ağzından aldın lafı. Tiyoyu yakaladı. Bravo. Buyurun. Böyle pideyle İskender olmaz canım. 90 saniye. Bravo. Ben yediğim şeye değer veririm, önem veririm. Ne yiyorsam onu yorumlarım. İskender nasıl tebrik yiyorsam şu şekilde yiyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir şey demeyeceğim.
Dememe gerek yok. Haydi beşin sahibini bulalım. O beşin sahibi gelinimiz mi yoksa yeni gelinimiz mi? Yorumlarına göre puan verdi. Hazırsan aç şekerim. Elif.